Tabii şimdi bizim tarih bilgimiz, bilincimiz çok yerlerde sürünüyor. Dün Bursa'da, bugün ağlayarak Şehzade Mustafa'nın türbesine gitmişler insanlar. Acıyı dün akşamki gibi hissetmişler yani. Bu bizim tarihimiz. Bakın, en son 1946 yılında tek başına iktidara gelen CHP var, değil mi? O da tek parti dönemi. Değil mi? Yok, 1946 seçimleri evet. vardır. Biraz da böyle şaibeli bir seçimlerdir. En son iktidarını 1946 yılında görmüş CHP. Herhalde burada 1946'dan işte 1-2 yaşında olanlar vardır aramızda, değil mi? Ama Ecevit'in başbakanlıkları da var. Bakın, tek yok. Başına iktidardan koalisyon bahsediyorum. Yok. Değil, koalisyon. Tek başına bir iktidardan bahsediyorum. 1946-1950 seçimlerinden bu yana Türkiye'deki çok kısa zamanlı dönemler dışında Türkiye'yi sadece ve sadece sağcı partiler yönetti. Değil mi? Anavatanlar, Doğru Yollar, bitmekle tükenmez o partiler, küçülenler, çoğalanlar, Adalet Partisi, o işte Demokrat Parti geleneğini evet. devam ettirenler. Ancak karşınıza çıkıp hala işte evladı Osmanlı diyenler var. Osmanlı ile övülenler. Az daha anayasa yapacak olan bir kişi var mecliste, milletvekili yapıyor. Televizyonda ben gördüm, ben izledim, duymuş falan değilim. Yani gözlerimle gördüm. Bir spiker mikrofonu uzattı. O dedi, Arap devletleri dedi, Osmanlı dağıldıktan sonra bakın ne hale geldiler dedi. Ya akıl alır gibi değil. Yani tarihi bu kadar çarpıtmak, yok camiler, bakın burada hani din konusunda çok üstün bilgiye sahip insanlar var yanımızda. Kendisi de doğru cevabı biliyordur. Bu ülkede kimin haddine bir camiye zarar vermek ya? Kimin haddine yani? Tabii. Yani öylesine müthiş yalanlar söyleniyor ki bu tarihle oynana oynana, bu tarih çarpıtıla çarpıtıla. Bizler işte televizyon dizilerinden öğrendiğimiz zaman tarihimizi, onu fark ettiler. Hemen bir tane Menderes dizisi yaptılar. Tarihi nasıl düzeltiriz? Biliyorsunuz Taksim'e hep cami yapmaktan bahsederler ama vaktiyle Taksim'de cami olduğunu bilmezler. Taksim kışlası içinde cami vardı ve Vahdettin tarafından Fransızlara satıldı. İşgalcilere satıldı. İçinde camiyle. Ve Taksim kışlasını Cumhuriyet Halk Partisi'nin yıktığı gibi bir yalan da söyleniyor. Yani Cumhuriyet'teki bütün efendim, aksaklıkların tek sorumlusu CHP. Tam 1937'de Cumhuriyetçiler onu... Gayet tabii ve Büyük Önder Atatürk'ün ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin tek parti döneminde savaş sonrası, yani düşünün fakr-ı zaruret içindeki bu millet yüzlerce camiyi ve kutsal mekanı onarmış, tamir ettirmiş. Sinan Meydan'ın El Cevap kitabında bunlar listeler halinde, resmi belgelere dayalı olarak var. Yani hani Cumhuriyet Halk Partisi camileri ahır yapmıştı, camileri şöyle kullanmıştı, böyle kullanmıştı, yıkmıştı gibi söylemler var ya, bunların külliyen yalan olduğunu, iftira olduğunu Sinan Meydan El Cevap kitabında tarihi belgelerle anlatıyor. İki tane şey daha söylemek istiyorum size. Yine bize söylenilen yalanlarla ilgili iki tane şey. Gezi Parkı eylemleri sırasında merdivenlerde duruyoruz. Polisle bir böyle bir gergin bekleyiş içerisindeyiz. Artık bitmeye yakın eylemler, yani polis girecek ya 13'ü ya 14'ü. Arkadan böyle bir hareketlenme sesi geldi. Biri böyle yanımızdan polise taş attı. Öyle bir saldırdı ki Gezi Parkı direnişçileri kendisine, kaçıp polise sığındı kendisi. Hani Gezi Parkı'ndaki vandallar dükkanları yaktılar, yıktılar falan filan. Dezenformasyonları bir tarafa koyarsak. Bilemiyorum kimin olduğunu. Diyemem öyle bir şey. Ama yaşadığım olayı söyleyebilirim. Sonra içerideki o kışladan bahsediyoruz. Kışladan önce oranın ne olduğunu biliyorsunuz değil mi? Ermeni mezarlığı orası. Oradan başlayan, merdivenlerinden başlayan, bugünkü yeriyle merdivenlerinden başlayan, tehil ton alanına kadar giden bir Ermeni mezarlığı. Bizim üstünde durduğumuz o merdivenlerin bazılarında
geçmiş zaman mezarlıklarından kalan taşlar vardır. Gezi Bostanı yapıldı parkla, tam Gezi'nin arasında bulunan bölüme. Otelle Gezi Parkı'nın o yıkılan duvarının olduğu yere. Biz orada Gezi Bostanı'nın içerisinden, o bostanın toprağının içerisinden eski Ermeni mezar taşları bulduk. Bu da bizim tarihimiz. Ve kışlanın içinde kalan mezarlığı ortadan kaldıran da işgal orduları komutanı İngiliz General Harrington. Çünkü Harrington futbolu çok seviyor ve Taksim kışlası içine stadyum yaptırıyor. Türkiye'de ilk milli maçını orada yapıyor ama Fenerbahçe onun takımını eze eze yeniyor ve evet 2-1 kazanıyor o maçı. Yanlış hatırlamıyorsam ama yeniyor Harrington'ın takımını ki Malta'dan, Cebeli Tarık'tan profesyonel futbolcular getiriyor. Büyük bir takım ve çok büyük bir kupa için oynuyorlar. Ve Fenerli futbolcular zafer kazanmış kahramanlar gibi omuzlarda Beyoğlu'nda gezdiriliyor akşam. Yani bunlar tarihi bilmiyorlar. Evet hocam. Maalesef bilmiyorlar. Bugün itibariyle isterseniz Beyoğlu'nda birkaç Fenerbahçeli futbolcu omzunuzda bir taşıyın bakalım. Evet. Hemen bir Galatasaraylı grubu çıkar döver. Çünkü hatta öyle Fenerbahçeli olduğunuzu söylemek bile stadyumun kapatılmasına neden olabilir. Hayır, şundan bahsediyorum ben. Birbirimize bizi o kadar düşman ettiler ki, ya biz 1980'lerde İzmir'de futbol maçlarını hep bir arada izlerdik ki Karşıyaka ile Göztepe'yi hatırlayın, işte ne kadar büyük düşmandılar. Aralarında çekişme vardı. Bugün rakip takımın taraftarlarını ağla, sanki böyle bir vahşi hayvanı sergilermiş gibi ağla kapatıyorlar üstünü. Rakip takımın taraftarları üzerlerine fişek atıyor. Yanan fişekleri atıyor, belki yanar bir iki tanesi diye. Bakın, bu biziz. Biraz önce burada konuştuk ya, bizler uzaydan ışınlanmadık. İşte bu toplumda marangozların çocukları, askerlerin çocukları, habercilerin çocukları, oyuncuların çocukları, ototamircilerin çocukları, aklınıza gelen bütün meslektekilerin çocukları bizleriz işte. Onlar başka insanlar değiller. Biz Genelkurmay Başkanımızı uzaydan ışınlamadık. Biz Cumhurbaşkanımızı uzaydan ışınlamadık ya da Başbakanı. Bunlar bu ülkenin yetiştirdiği, bu ülkenin iyisiyle kötüsüyle yetiştirmiş olduğu insanlar. Farkına varmamız gereken en önemli nokta bunun biz olduğu. Hepsi biziz. Bunun hepsi biziz. Onlar başka bir yerden, bunlar başka bir yerden değiller. Bu gördüğünüz, beğenmediğiniz, beğendiğiniz bütün fotoğraflardaki karakterlerin hepsi biziz. İçimizde bu insanlar var. Süremi aşmadım değil mi? Hayır. Peki.